Sivas Ekspres ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 26 Aralık 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Mustafa Eken, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bazı partilerden belediye başkanlığı adaylığı için teklif aldığını ancak aday olmayacağını söyledi. Bana teklif getiren siyasi parti İl yönetimlerine, ilçe yönetimlerine, Ankara'daki üst yönetimlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ki bizi Sivas'ta bu görevlere layık görüp bizim aday olmamızı istemelerinden dolayı. Ben de kendilerine, benimle görüşme yapan siyasi partilere, benim kendimin yakın çevrem, iş dünyam, ailem ve sorumlu olduğum birçok üyem var. Benim bunların da fikirlerini, bilgilerini aldıktan sonra ancak böyle bir şeye karar verebileceğimi söyledim. Ve geçen haftalara da kendilerine ben bu dönem siyaset düşünmediğimi, bu dönem bir adaylık düşünmediğimi kendilerine tebliğ ettim. Ama tabii ki onlar da sağ olsunlar, biraz önceki anlattığımız özelliklerimizden dolayı şehre sahip çıkma özelliğimiz, şehri sevmemiz, şehir için oda başkanı iken vermiş olduğumuz mücadelenin bir belediye başkanı olursak veya bir milletvekili olursak Ankara'da ne kadar çok sahip çıkacağımızı ilimize bildikleri için ısrarla tekrar aday olmam yönünde bana bildirdiler, aday olmamı istediler. Ve ben bu artık haberlerde, kamuoyunda, sahada yanlış bilgiler, yanlış konular konuşulmasın diye bugün sizlerin aracılığıyla burada, bugün itibariyle benim hiçbir siyasi partiden aday olmadığımı, şu an hiçbir partiye adaylık başvurusu yapmadığımı ve aday olmayacağımı buradan belirtmek istiyorum. Ticaretimdeyim, işimdeyim, şirketlerimin başındayım. Sivas'ta kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 9 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor. Sivas'ta hiçbir eğitim almadan küçük yaşlarda resim sanatıyla ilgilenmeye başlayan 70 yaşındaki Arif Sayar, tuvali ve fırçasıyla harikalar yaratıyor. Yaptığı tren resimleri nedeniyle Sayar trenlerin efendisi olarak biliniyor. Resim sanatında ilkokulda 5. sınıfta kulağımın çekilmesiyle, yani iyi resim yapamadığım için resim sanatım buradan başladı. Bu bende bir nasıl diyeyim böyle yani bir iddia şekline geldi. Ortaokulda çok iyi resim yaptığım için 0 aldım. Sen yapmamışsın diye. Sonra o 09'a döndü. Ve demir yollarına girdim. Daha sonra demir yollarında çalışırken de resim sanatına profesyonel bir şekilde resim hayatıma başlamamda Cumhuriyet Üniversitesi bölüm başkanı, resim bölüm başkanı Sayın Yaşar Serin hocamız tarafından keşfedilmemle başladı. Onun benim önümü açmasıyla başladı. Benim hedefim gelecek nesillere, yani tarihçiler gibi belge bırakmak. Yani buharlı trenler olsun, köy hayatı olsun, bunları gelecek nesillere aktarmak. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Sivas Spor Teknik Direktörü Servet Çetin sitemli açıklamalarda bulundu. Çetin, biz zor şartlarda hem maddi anlamda hem oyuncu yapısı anlamında zor şeylerle mücadele ediyoruz dedi. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.